Yok abi yok, yemin ederim bu değil bak. Yemin ederim bu değil. Yani sen bir şekliyle, sana da bir şey diyemiyorum. Bak bir şekliyle elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Doğru olanı yapmaya çalışıyorsun ama 16-17 yaşındaki bir kafaya bizim senin yaklaşabilmen çok zor. Yemin ederim çok zor. Çünkü sen 16-17-18 yaşında olduğun zamanları unutmuşsun. İstiyorsun bir yere vereyim, bir gruba vereyim, o grubun içerisinde yetişsin, o grup bundan sorumlu olsun. Bu bir kaçış, bu bir çözüm değil. Allah'ı öğrensin, dini öğrensin, işte şunu öğrensin, bunu öğrensin. O grupla beraber yürüsün, biz o gruba, o grup kim, onlar kim? Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bilmiyorsun. Sanıyorsun ki onlar Allah'tan korkuyorlar. Korkmuyor, korkmuyor. Kimse Allah'tan korkmuyor, korkmuyor. Hepsinde başka hayal, başka hayaller, başka hedefler, başka amaçlar var. Maalesef öyle. Maalesef öyle. Öğrenciyi başkasına verme. Senin ilgilenemediğinle başkası hiç ilgilenmez. Senin kenara koyduğun öğrenciyle başkası hiç ilgilenmez. Öğrenciyi ona şuna buna verme. Verme. Bak ben üniversitedeyim. Ben öğrencimle beraberim. Öğrenciyim çünkü ben de öğrenciyim. Ben bile hani bak şey ne derler, küpeli müpeli işte uzun saçlı serseri lan bu falan. Böyle görüyor beni. Görsün önemli değil. Öyleyim zaten. Serseriyim ben. Küpeliyim, uzun saçlıyım. Hiçbir işe yaramam ben. Çünkü öğrenciyim ben. Anlatabiliyor muyum? Ben bu kafada bir adamım. Böyle gördüğü adama bile tedirgin yaklaşıyor. Öğrenci olan bu dördüncü senem hala derslere girip sınavlara girip çıkan adama bile tedirgin yaklaşıyor. Zannediyor ki bir şey mi var acaba diye. Bak bu kadar ürkütücü bir durumdayken sen bunu gidip hiç tanımadığı insanlara ne Allah korkusu var? Verme. Teslim etme. Verme. Teslim etme. Ya Enes'i dinledim. Yemin ederim böyle bir güzellik yok. Yani çocuk o kadar farkında ki olan bitenin her şeyin. Bak kendisi de farkında. O kadar güzel anlatmış. Ya yaşadıklarım bu. Veya bana yaşatılanlar bu. Bunları yaşıyorum ama enerjimi kaybettim diyor. Hayat enerjimi kaybettim diyor. Ve bunu anneme, babama, aileme anlatamıyorum diyor. Böyle çok öğrenci var. Bak yemin ediyorum böyle çok öğrenci var. Lütfen konuşun çocuklarınızla. Öğrenciyle konuşun abi. Konuşun ne olur. Konuşmazsanız olmaz. Yok çocuğum bana çok uzak, yok annem bana çok uzak, yok babam bana çok uzak. Abi konuşmazsanız olmaz. Çözemezsiniz. Ortada bir sorun yok ki biz mutluyuz. Bilmiyorsun ki. Ortada bir sorun olup olmadığını bilmiyorsun. Çünkü konuşmadığın için ortada bir sorun olup olmadığından haberin yok. Sanıyorsun ki ben işime gidiyorum. Çocuğum okula gidiyor, eşim evinde. Konuşmuyorsun ki. Ne eşinle, ne çocuğunla, kimseyle konuşmuyorsun. Konuşmadığın çocuk, konuşmadığın öğrenciyle aranda bir sıkıntı var mı yok mu bilemezsin ki abi. Konuş. Havadan sudan konuş. Kafana göre konuş. Konuş ya. Konuş. Başkasından bekleme. Senin yapamadığın anneyi, babalığı başkasının. E bizim gücümüz yetmiyor abi. Gücün yettiği kadar yap o zaman. Kimse senden gücün yettiğinden fazlasını istemedi ki. Öğrenci senden gücünün yettiğinden fazlasını mı talep etti? Gücünün yettiği kadarını yap abi. Biz çok güzel hallediyoruz. Bizim için sorun yok. Hocaları var işte yetiştiği bir. Çocuk nerede? İşte orada. Hocasıyla.
eğitmeniyle, doktoruyla, psikiyatrıyla biz çok güzel yetiştiriyoruz. E çocuk nerede? İşte orada. Ya orası neresi? Bu da değil. Elindeki varlıklarla öğrenciyi bir kenara, bu da değil. Değil. Ben uzman değilim. Ben bir şey değilim. Sadece samimi ve doğal bir öğrenciyim ben. Sadece şu var. Konuşun abi, konuşun. Çok yalnız gidiyorlar. Çok yalnız gidiyorlar. Yaşadıkları hayatın üstesinden gelemeyeceklerini düşünüyorlar ki. Öğrenci, bak asıl sorunun senle. Sen nasıl yaşadığını, sen öğrencisin abi. Senin baş edemeyeceğin, senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey olamaz. Ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar berbat olursa olsun, ne kadar aşağılık, iğrenç, tiksinç olursa olsun öğrenci. Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey yok. 407 videodur söylüyorum abi. Biz öğrenciyiz. Biz öğrenciyiz. Bunu herkes görecek. Öğrenci demek, öğrenmek kapasitesine sahip insan demektir. Hiç kimse öğrenci olamaz. Buna ancak özel yetenekli insanlar sahip olabilir. Çünkü o öğrenme kapasitesi, bak etrafında milyarlarca insan, milyonlar da demiyorum, milyarlarca insan öyle sıradan gelip gidiyorlar. Ama öğrenci öyle değil. Öğrenci öğrenme kapasitesine sahiptir. Ve o öğrenme kapasitesini kendi istediği sürece sonsuza kadar taşıyabilir. Bunu sakın unutma. Bu çok büyük bir güçtür. O yüzden öğrenci asla yalnız değildir. Ve yalnız olmayacak. Öyle birileri öğrenci işte. Öyle değil. Bunu kafalarına sokacak insanlar. Öğrenci gerçekten artık kendisi bizzat zaman içerisinde ne istediğini bilen, neler yüklemesi gerektiğini bilen, sürekli nelerle dolması gerektiğini bilen kocaman bir birey haline gelecek. Zaten öyle. Ama öğrendikçe daha kaliteli, daha kapsamlı bir birey haline gelecek. Konuşun abi, siz de konuşun. Ne olur, gördüğünüz herkesle konuşun. Mustafa abiyi gördüm kampüste. Konuş abi. Dijital ortamda konuş abi, anlat. Anlat, şansını dene. Şansını dene. Çözüm o değil. Asla. Ha Enes gitmesi gerektiği zaman da gitti. O ayrı mesele. Ama o kaçmak. O en basiti. En kolayı. Allah sabırlar versin geride kalanlar. Biz ne yaptık demezler inşallah. Bu değil. Lütfen. Bir oturup bir bakmak lazım. Ben neredeyim? Ben ne yapıyorum? Ben neresinde bir yanlış yapıyorum? Burada bir aksaklık var. Veya var mı? Buna bakmak lazım. Veyahut var mı? Bilmiyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah geride kalanlarına sabırlar versin. Çok üzüldüm ya. Yemin ederim çok üzüldüm. Bir öğrenci olarak çok üzüldüm ya.